Şimdi tavanda gördüğünüz gibi delik görünüyor. Tavandan aşağı yukarı dik açıyla bana söylenen işte merminin girdiği, masama isabet ettiği. Bakın şurada bir zedelenme görülüyor zaten. İstanbul Barosu Başkan Odası'ndaki makam odası kurşunlandı. Olay bu sabah ortaya çıktı. Yılbaşı tatili nedeniyle dün kapalı olan baro binasına bu sabah giren görevliler masa üzerindeki dağınıklığı fark etti. Görevliler masanın üzerinde bir de mermi bulunduğunu gördü. Bunun üzerine hemen İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'a ve polise bilgi verildi. Olay yeri inceleme ekipleri merminin 9 milimetre çapında olduğunu ve odaya tavandan girdiğini tespit etti. Tabii olay yeri yukarıda çıkmış. O delik olan şeyi de almışlar. Burada kesit almışlar. Çeşitli inceleme ve araştırma yapmışlar. Tam da Kocasakal'ın masasının hizasında tavanın delindiği görüldü. Gördüğünüz gibi delik görünüyor. Tavandan aşağı yukarı dik açıyla bana söylenen işte merminin girdiği, masama isabet ettiği. Bakın şurada bir zedelenme görülüyor zaten. Buraya isabet ettikten sonra da şu gördüğünüz karşıdaki koltuğa merminin çekirdeğinin düştüğü 9 milimetre bir şey olduğu söylendi. Olayı ulusal kanala değerlendiren Ümit Kocasakal, merminin serseri bir kurşunla gelmiş olabileceğini söyledi. İkinci bir ihtimal ise Kocasakal'a gözdağı vermek. Yani ben bugüne kadar hiçbir şekilde tehdit dahi almış bir insan değilim. Çünkü benim şöyle bir gözlemim var. Yani benim görüşlerime hiç katılmayan, tamamen bana aksi görüşte olan insanların bile bana belli bir saygısı olduğunu görüyorum. Bir mesaj olabileceği üzerinde duran Kocasakal, tehditleri önemsemediğini belirtti. Vallahi ben her zaman şunu söylüyorum. Benim Çanakkale'de şehit olan 12 yaşındaki o çocuklara bir borcum var. Bu borcu öyle de böyle de yerine getireceğim ve ödeyeceğim. Bunlar beni yolumdan alıkoymaz. İşte bu ülkeye vallahi verecek bir tane bir canımız var zaten. Olayın faillerini belirlemek için çalışma başlatan polislerin güvenlik kameralarını incelediği öğrenildi.